Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çok büyük bir devlettir. Çok büyük bir devlettir. Adım Kaya, soyadım Şahin. 1952 doğumluyum. 1975 tarihinde Bingöl Karlova'da göreve başladım. 1982'ye kadar orada görev yaptım Karlova'da. 82'nin 11. ayında Tunceli'ne geldim tayinen. Ve 2002'de Tunceli'de emekli oldum. Halen evimde uğraşıyorum, emekli olarak oturuyorum evimde. Bana ben Tunceli'de olduğum için çok mutluyum. Sağlık öyle de öyledir. Hiçbir sıkıntımız yok. Sağlık müdürlüğümüzden tutun, hekimlerimize kadar, doktorlarımıza kadar canla başla çalışıyorlar. Çok memnun. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sağlık önünde 1990 ile 2021 arasında çok şeyler değişti. Yani değişti dediğim şöyle oldu. O günün şartları değişikti. Diyelim ki doktorlar özel muayenehaneleri vardı. Hastanelere gidenlere normal bakılmıyordu. Teşvik özel hastanelerdi. Yani özel muayenehanelerdi. Ama sistem değiştikçe daha da kolaylaştı. Randevu sistemi girdi. Rahatlandı yani o günle bugün arasında dağlar kadar fark vardır. Anlattığımız arada 20 sene gibi bir zaman geçmiştir. Tabii Türkiye geçtikçe ilerliyor yani ileriye doğru gidiyor. Sağlık ekipleri eve gelip aşısını yapıyorlar. Hastaneye gönderip aşısını yaptırıyorlar. Yani bir şekilde yardımcı oluyorlar. Her konuda yardımcılar. ...65 yaş üzeri olduğumuz için sıramız geldi. Gittik aşımızı, birinci aşı olduk. Randevulu olduğumuz için birinci aşıdan sonra ikinci aşı sıramız gelince telefon ettiler. Aşıya gelin dedi ya, sıranız gelmiştir. Gittik aşımızı olduk. Aşı şart. Bu konu bir kere kaybedilmez bir durumdur. Aşı çok önemli bir şeydir. Yasaklara rağmen, bilmem neye rağmen aşı olsa hiçbir şey olmaz. Ve arkadaşlara özellikle de bu sağlıktan çalışan arkadaşlara hayatım boyunca çok teşekkür ediyorum. Yani o insanlar canı pahasına çalışıyorlar. Herkesi bir şekilde çocuğundan, çoluğundan, ailesinden, eşinden ayrı kalmak şartıyla tüm varlığını vermişler insanların sağlığına. Ona sizin huzurunuzda bu insanlara çok teşekkür ediyorum. Benim adım Abdullah Adıgüzel. Ben 1936 doğumluyum. Herhalde 85 yaşındayım şimdi. Van Gevaş ilçesi Aladüz köyü. Ben tam doğduğumdan beri ben bu köyde yaşıyorum. Bu korona tam burada benim yeğenimin hanımı 2 ay evvel koronada gitti. Vallahi 90'lı yıllardan çok eksik idi.
Biz gidip orada kurukta bekliyorduk, doktor bulamıyorduk. Çok eziyet çekiyorduk. Sağlık ekibi ilkinde bana telefon ettiler. Dedi, amca sen eğer razı olursa gelip de sana aşı yaparım. Ben dedim, yok. Ben, istiyor musun? Dedim, yok istemiyorum. Niye istemiyorsun? Dedim, bu yabancı devletten geliyor. Ben ne biliyorum, bizim Türkiye'yi mahvetmek istiyor. Yanlış bir aşı bize verirse ben kabul etmiyorum. Tekrar bana telefon ettiler. Yine dediler, ben dedim ya eğer ki bizim Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan kabul etmişse, o kabul etmişse, isterse nasıl olursa ben yaparım. Ondan sonra benim evime geldiler, o hanım kızlar geldi. Benim evimde hanımımı aşı yaptılar. Ondan sonra beni de aşı yaptılar. Gittiler, kaç bir ay kaldı, tekrar geldiler. İkinci seferde aşı yaptılar. Allah razı olsun onlarda. Bu korona yüzünden ne gidip ne geliyorum. Ben Vani de görmedim. Keşke ben Vani bir sefer görseydim. Bırakmıyorlar. Korona bırakmıyor. Ben hasret kaldım. Benim oğlum İstanbul'daydı. Her sene bir sefer gidip onları ziyaret ediyordum. İki senedir hasret kaldım. O da kaldı bu korona yüzünden. Cenab-ı Allah yardım etsin bizim devletimize, ne yapalım? Onların elinde değil, Allah'tan gelen bir iş. Allah'tan gelmiş, bütün dünyayı sarmış. Ne yapalım? Ben 85 yaşındayım. Ben Allah'a çok şükür hacca da gittim. Ben o yerleri de gördüm. İran'a da gittim. Diş ülkeye ben gittim, gezdim. Türkiye gibi bütün dünyada yoktur, yoktur, yoktur. Türkiye her şeyde, her devlette iyidir. Bizim Türkiye çok şahanedir. Yeter ki Cenab-ı Allah ile yardım etsin, birlik, beraberlik olalım. Devletimize, başımıza gelen adamlar da Cenab-ı Allah onlara yardım etsin, yanlış gitmez. Doğru yoldan devam etse bizim Türkiye gibi hiçbir yerde yok. Aysel Çongar. Bu ana geldik artık, yaşlanıyoruz artık. 67 yaşındayım ben. Ben bundan bir yaş büyüğüm. Vasfi Çongar. 66 yaşındayım. Anadan doğma köylüyüm. Köyde yaşıyoruz. Sivas'ın Merkez Çongar Köyü köyümüzde. Yaş geldikçe, yaş çağında nişanlandık kardeş. 70'te, 51 senedir güzel şekilde hayırlı ve mutlu, memnun yaşıyoruz. Hayvancılık artı çiftçilik, koyun, inek, camız, bunlar var, gazımız, üretiyoruz yani. Filiz öncesinde işte geziyorduk, tozluyorduk, her tarafa gezerdik. Eşe, dosta, akrabaya geziyorduk. Şimdiki işte evdeyiz, başka bir tarafa çıkamıyor. Doksanlarda imkanlar yoktu, bu şimdiki imkanlar. Doksandan sonra yoktu işte tabii. Odalar, doktorlarımız çok güzel bakıyorlar, çok güzel ilgileniyorlar. Hasta olsan hemen ambulans geliyor, yanına seni alıp götürüyor. Çok güzel, eskiden bu kadar yoktu. Barıdı ama böyle değildi. Şimdi daha çok güzelleşti. Buradaki sağlık sistemi, Türkiye'deki sistem 10 numara.
Türkiye'nin sağlık sisteminin Avrupa'nın üstünde olduğunu düşünüyor. Allah razı olsun. Sağlık Bakanımız da çok yeri bir türlü. Sağlık çalışanlarımız da hayatını ortaya koyuyor. Kimse kimseye bakmaz. Bu adamlar canına başla kendini heda ediyorlar. Aşımızı vurulmak için devletten randevumuzu aldık. Günümüz geldi, gittik köyümüzdeki sağlık ocağına. Oradaki memurlar, Allah razı olsun, tam beyefendiler. Hanımefendi hemşirelerimiz var. İşte beyefendi şehir olur, beyler olur, otur hemen şeyi aşıyı yapalım. Yaptılar. Burada 20 dakika dinlenmeniz lazım. Olur olmaz falan. Orada oturduk. Çok güler yüzle, nezaketle esaktan iş yapıyorlar. Pat 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 gelen vatandaşın aşısını yapıyorlar kardeşim. Çok güzel davranıyorlar. He, iyiyle memnunuk yani. Güzel davranıyorlar insan. He. Biraz dinlendik orada salonda aşıyı vurulandan sonra. Hani yan etkisi ne olur böyle diye. Biraz dinlendik, oturduk. Ondan sonra da bir şey olmadı. Gidebilirsiniz dedi. Sağ olsun işte Cumhurbaşkanımızdan dedim. Kardeş aşımız ne küt küt geliyor. Sağlıkçılarımızdan Allah Allah çok çok razı olsun. Ben ne diyeyim daha diyecek çok şey var da şimdi ne diyeyim. Sensin, anam, kardeşim, sevgilim, canım, eşim, kanımın akacağı yer Türkiye. Emrinize hazırım. Her an hazır askerim. İsmim Eşref Aras, emekli öğretmenim. İspirt çevresinde görev yaptım. 90 yaşındayım. Bahçe var, tarla var, işte canlı hayvanlar var. Onlarla meşgul oluyoruz. Günü akşam edebiliyoruz. Akraba olarak birbirimize çok sık gideriz. Ancak şimdi herhangi bir tarafa açılmak mümkün değil. Korona döneminde hastalanan, ayaküstü tedavi olan kişiler oldu. Ölümle neticelen herhangi bir hastamız olmadı yakınlarımızdan. Önceki dönemdeki hastane koşulları beni hiç de tatmin etmiyordu. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları olumlu olduğu gerçeği ortada. Aşılama sürecine gelince bu görevi yapan kardeşlerimiz bilgilendirildi. Onlar da ev adresine geldiler, aşıyı yaptılar. Süresi bir aylık süre dolduktan sonra tekrar yine aradılar beni, birkaç defa aradılar, bir defa geldiler, sordular, hatır sordular, nasılsın derken ben memnunum. Ben aşı olduğumu da bilemedim. Genç hanım kızım, doktor, dedi ki tamam amca, hani aşıyı yaptın mı? Yani o kadar eli uygun her şeyi yaptı, ciddi. Ondan sonra bir başkası geldi bir ay sonra. O aşıyı yaptı. Aşılar gayet hakikaten çok rahatlatıcıydı.
yurdumuza, devletimize, milletimize ve bu bela hastalığın da bütün dünyaya bela olmaktan uzak olmasını nasip etsin Allah. 80 milyonun sorumluluğu omuzlarında, kolay bir mesele değil. Gidip orada, orası mezarlık, gidip orada yatmadan önce sizden beklediklerim var. Arasın ben yolumda, durmadan hep akarım. Benim İrfan Selim'e katmak isterim sizi.